Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bekarlar için fırında yapabileceğiniz basit ve lezzetli bir yemek yapacağım. Fırında türlü tavuklu türlü diyebiliriz buna. Patates var işte, malzemelerimiz patates var, domates, tavuk göğsü, soğan, sarımsak, biber, salça ve yağ, bunlardan ibaret. Fırında yapacağız arkadaşlar yemeğimizi. Şöyle ben malzemelerimiz 2 tane patates, bu küp küp bunları patatesleri dilimledik şöyle gördüğünüz gibi. Çok basit yapabilirsiniz artık bekarsanız ve devamlı aynı şeyleri yemekten sıkıldıysanız, fırında bir yemek yapmak istiyorsanız basit. 2 tane dediğim gibi patates küp küp doğradım. 2 tane domates yine doğradım bu şekilde. Bir tane soğan ve 2 tane biber. Arasına biraz da sarımsak attım ben. Bu şekilde. Tavuk göğsü marketlerden alabilirsiniz arkadaşlar. Ben 2 parça tavuk göğsünü bu şekilde küp küp doğradım yine. Salça ve yağımız var arkadaşlar. Yemek yağımız. Şimdi arkadaşlar ilk önce patatesimizi alıyoruz. Bu da fırın tepsimiz. Fırına koyacağız. Fırın tepsimiz burada. Patateslerimizi küp küp doğradığımız patateslerimizi arkadaşlar fırın tepsimize döküyoruz. Sonra domateslerimizi alıyorum arkadaşlar. Domateslerimizi fırın tepsimizin içerisine atıyoruz. Tavuk göğsümüz aldım yine tavuk göğsümüzü arkadaşlar. İçine atıyorum. Soğan ve biberimiz arkadaşlar. Bir tane soğan kullanmıştık. 2 tane biber. Çok küçük derecede sarımsak attım ben. İçine isterseniz siz katmayabilirsiniz. Ben kattım. Evet, çok basit. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir kaşık salçamız. Atıyoruz fırın tepsimizin içine. Sonra yemek yağımız arkadaşlar. Zeytinyağı da olabilir. Yemek yağı da olabilir. Döküyoruz. Şimdi bir de bir kaşık da tuz. Tuzumuzu da şu şekilde atacağım arkadaşlar. Şöyle bir miktar atıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bir miktar da su katacağım. Ya ben sulu olmasını istediğim için 2 bardak su katacağım. Siz isterseniz bir bardak ama sulu olması daha iyi yani bir. Şimdi ben bir bardak suyumu katıyorum arkadaşlar. Ben bir bardak daha katacağım çünkü sulu olmasını istediğim için. 2 bardak suyumuzu da kattım içine. Evet bir miktar daha katıyorum. Dediğim gibi ben sulu sevdiğim için sulu yapıyorum. Siz isterseniz bir bardak da katabilirsiniz. Evet, şimdi malzemeleri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunları marine ediyoruz, yani karıştırıyoruz güzel şekilde. Evet. Çok basit bir yemek. Fırında bekarsanız. Yani bunu 2 gün bile yiyebilirsiniz. Buzdolabında muhafaza edip. Ben de öyle yapmayı düşünüyorum zaten. Güzel de karıştırdım yemeğimi. Evet, son derece basit bir yemek. Şimdi arkadaşlar
Yemeğimizi fırına koyacağız. Bunun için ben fırınımıza koyuyorum yemeğimizi. Evet, 200 dereceye ayarladığımız fırına yemeğimizi koyacağız arkadaşlar. 10 dakika önceden fırını açmıştım ben. Yemeğimiz yaklaşık 50 dakika fırında kalacak. Dediğim gibi 200 derecede. Bir yarım saat sonra da karıştıracağız yemeğimizi. Kapatıp. Şimdi ben fırınımıza koyuyorum. Evet. Şimdi fırınımıza koyduk. Bir yarım saat sonra ben karıştıracağım. Yaklaşık bir 50 dakika sonra falan da yemeğimizi fırından alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimiz hazır. Bir 45-50 dakika ben fırında bıraktım. Fırını kapattım şimdi. Dediğim gibi 200 derecede ki fırında 50 dakika kaldı yemeğimiz. Şimdi ben çıkarıyorum yemeğimizi arkadaşlar. Size göstereceğim şöyle. Evet, yemeğimiz burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit fırında hazır. Afiyet olsun arkadaşlar.